Efendim Eko Türk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erancan Umut. Borsa Teknik programı ile karşınızdayız. Borsa İş Hareketi'nin dünden itibaren devam ettiğini fakat bugün bir miktar kar realizasyonu tadında bir gevşeme oluştuğunu takip etmiştik ama an itibariyle şöyle fiyatlamalara yeniden baktığımız zaman da evet eksi bölgede kalmaya devam ediyoruz. Ahmet Mergen hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün maalesef programımızın süresi birazcık kısıtlı olacak. Neden? Çünkü malum Merkez Bankası günü ve Merkez Bankası özel yayınımız var sizden sonra. Ha öyle, yarım saat falan mı? Evet hocam, 20-25 dakika gibi bir program süremiz maalesef var bugün. O zaman kısa kes, Aydın havası olsun diyorsun. Estağfurullah, estağfurullah hocam, olmuyor. Buyurunuz, lütfen, lütfen. Peki bakalım. Merkez Bankası evet. Yani orada da fazla bir şey beklemiyorum ki. Yani ne olabilir? Faiz indirimi zor. Faiz artışı daha da zor. Yani mutlaka işte piyasa ne bekliyor bilmiyorum ama valla pek de ilgilenmiyorum artık ya. Erencan yani piyasa ne bekliyor, ne oluyor, ne bitiyor, Fed ne yapacak, ne edecek. Artık her şey rotaya girdi. Önemli olan piyasaların nasıl reaksiyon verdi? Şimdi burada bankaların liderliğinde iyi bir rally yaşandı. Doğru. Yani bankalar epey gitti. 12-15 liralık garanti geldi sana 22'ye. Ha burada biter mi? Belki kısa sürede biter. Ama daha sonra onu daha da yukarı götürürler. Akbank 11 liranın üstüne çıktı. Ya yani 8 liraydı. E ne oldu? Yani bankaların arkasındaki çıkışın sebebi ne? E bağırdık burada. Yani batacaksanız burada batın. Pasifik Okyanusu'nda batın. Yani her tarafta eğer batılacak bir noktaya geliyorsa bu ülke o zaman bankada al banka kağıdını otur aşağı. Yani bankalar batıyorsa diğerleri öteki taraflar ayakta mı kalacak bir ülkede? Öyle bir şey var mı? Amerika'da da öyle oluyor mu? Amerika'nın en büyük bankaları eğer riske girerse Amerikan ekonomisi mi kalır ayakta? Yaşam mı kalır kolay kolay? Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Para, para bu, para döndürüyor her şeyi. E burada şimdi bir rally yaşandı. Biraz dediğin gibi kar realizasyonu olabilir. Aksiyon başka tarafa geçti. Ne tarafa geçti? Şimdiye kadar gitmeyen, işte ayaklarını sürüyen Aselsanlar'da, Ereğliler'de falan şimdi hareketlilik var. O tarafa kaydı. 3-5 günde orada al gülüm ver gülüm idare ederiz vaziyeti. 3000'e doğru yanaştık. Normal. Biraz kar satışının gelmesi. Milestone dediğin mihenk taşı 3000. Ya, bir şey değil esasında. 3000 dediğin ne? Yani endeks de 16.000 dolarlarda falan. 20.000 yani eski rakamla 2 dolara bile gelemedik. Yani her şeyin bir araya gitmediği, işte şöyle durum böyleydi, şöyle kötüydü, böyle kötüydü dediğin 90'lı yıllar 2000'e kadar endeks kaç defa 2 dolara gitti geldi o haliyle. Şimdi bu ekonomide mi gitmeyecek? Yani dünyada ne de olsa nereden bakarsan bak teknoloji şu bu falan her şey gelişti kardeşim. Bizde biraz daha fazla sıkıntı var maalesef. Ama bu Türkiye'nin kaderi demek. Yani 70-80 senedir yani bir tane adam geldi. Yaşasaydı çok şey değişirdi. O da 38 senesinde gitti. Ondan sonra hikaye. Yani o geldi yönetti, bu geldi yönetti öyle böyle bir türlü Türkiye İsviçre şu bu falan gibi. Hani Atatürk'ün dediği gibi yani bu asır ülkeler seviyesine falan gelemedik ya hala. Hala çırpınıyoruz. Gelişmekte olan ülke konumundayız falan filan. Bir türlü gelişemedik galiba. Yani notumuz falan falan yani oralarda falan olmalı. Öyle çalışmalıyız. Öyle plan projelerle ortaya gelmemiz lazım ki. Yani şimdi C'lere falan gidiyoruz yani neredeyse. Tamam. Hadi iki tanesi, iki kademesi siyasi olsun. Diğeri yani her taraf çok güllük gülistanlık da ona rağmen mi yani yatırım yapılabilir, yapılamaz konularda tartışılıyor hala. Değerlendirme
kuruluşlarınca. Tabii ki siyaset var işin içinde, doğru. Bilek güreşi var, doğru. Ama diğer yandan da gelişmemiz lazım. Endeks 3000, evet, ortalamaların üzerinde, trend yukarıya. Kısa vadeli bir sektörde satış gelirse öteki sektörde alıyorlar. İşte al başını Tüpraş 319 lira oldu. Yani bulursan 90 liraya kaçırma, al hemen depola, uzun vade tut. Yani normalde bu kağıtlar çok daha yukarılara gidecek. Önümüzdeki yıllarda çok çok yukarılara gidecek kağıtlar. Ben öyle görüyorum. Öyle belki de inanmaya çalışıyorum. Saatlik grafik böyle. Çanak, sarı renkli çanak neredeyse kapandı. Doğru. Bir teknik satış gelebilir. Günlük grafiğe bakarsak orada da trend yukarıya. Ortalamaların üzerinde yukarıya doğru trend eden bir endeks var. Gerçi ortalamalardan biraz ayrıldı. 3000'e doğru yanaştı. Bugün 3000'e değdik mi? 2998, hay Allah, 2 puanla kaçırmışız en yüksek. Ha, belki öğleden sonra geliriz, hiç belli olmaz. Yani bir tepki olur belki bankalarda, hop tekrar yukarı gider. Orası da belli olmaz yani ne olacağı. Çanak, burada da aynı çanak yukarı yönde. Kırmızı renkli 20 günlük ortalama 2750 civarında. 50 günlük 2600 civarında. 2350 kritik alandan, seviyeden bayağı uzaklaştık. İyi bir ralli oldu. Topodan yukarı kalktı gitti. Sağ tarafta bir tepe daha yapıp 2350'nin altına gitseydi faciaya doğru giderdi. Yırttı, kurtuldu. Şimdi yukarı doğru trend ediyor. Belki de bir paralel çıkış akımı yaşayacak. Dipleri birleştiren çizgi var. O destek çizgisi. Ona paralel bir çizgi, tepeleri birleştirecek şekilde de koyabilirsiniz. Onun üstüne çıkıyorsa bu çıkış akımı kanalının kalınlığı kadar üst tarafa bir kanal daha koyabiliriz. Yani bir üst kanala da geçebilir. Bunun hedefi 3250, hatta 3600 olabilir. Ama bu çıkış da olmayabilir. Biraz böyle Eylül ayı, Fed, Med falan filan derken orası biraz belki düzeltmeyle sıkıntılı geçebilir. Ama ondan sonrası gene bir rally olabilir yukarı yönde. Bunu da geçelim. Dolar bazında gösterdik. İki tane iç içe olan çanak var. Giderek büyüyen mergenin matruşkaları, ters çanakları. Sarı renkli çanak bitti. Şimdi yeşil renkli çanağı tamamlamaya gidiyor. 17.400-500 civarı. Çarparsan 18 ile endeksi bulursun. TL olarak nerede direncin seni yakalayacağını. İşte arkadaşlarda varsa 174 çarpı 18 eşittir 3000 bilmem kaç. Direnç orada. Oraya doğru niyetleniyor. 50 aylık, 50 haftalık ortalamaya bir değdi. O rezalet milleti dökme operasyonunda, operasyon diyeceğim artık, S-400 falan filan bunlar bahane işler, geç o işleri, milletin elinden malı alıp yukarı doğru sürdüler. Haber de kullanılıyor. Haberleri böyle çıkaran kaynaklar hiçbir zaman bulunmuyor. Bul abi kaynağı, çak abi 5 sene. Hadi bakalım görelim. Görelim bakalım. İnternette de. Benim adıma, onun adına, bunun adına, şunun adına bir sürü hesaplar var. Yani Ahmet Mergen'le konuştuğunu falan zannediyor. Bir de para mara veriyor. Dilekçe de bulunuyorsun. Bir yere gitmiyor. Nasıl gitmez ya? Birilerinin ismini kullanarak, tamam mı? Başka birinin ismini kullanarak suç işliyor ya. Yani benim elimde yetki olsa hadi buyur işle bakayım. Çok rahat takip edilir. Bu herifler bu hesapları nereden açıyor? IP numarası falan belli değil mi kardeşim? Bulun bu adamları. Çakın 5 sene 10 sene. Hadi görelim. Başkasının adını kullanarak bir takım insanları yani dolandırıcılık, paralarını almak, etmek filan. Başka insanların itibarlarını zedelemek. Bizim adımıza yazılar bile yazılıyor her yerde. Ne diyeyim ki yani. O bakımdan endeksin dışında gelirsek kağıtlara, dediğim gibi sektör olarak şimdi bir değişim var. Başka bir sektöre geçiyorlar.
Yani çok çıkan da kar realize edilir. Gayet doğal. Gelelim grafiklere. Evet, hisse grafiklerimizi alalım. Önce TGS dış ticaret grafiğini alalım. Buyurun hocam. Yani burada da yatay alanda kardeşim. Evet, ne olmuş? 8 liradan 39'a roket. Elon Musk'ın roketi bile bu kadar hızlı çıkmıyor kardeşim gökyüzüne. Oradan bir gömülüyor mal. Haydi bakalım yatırımcının sırtına. Geçmiş olsun. Ondan sonra orada pataküte. Her şeyi atlarsan fareli köyün kavalcısı gibi götür. Çıkar hikayeyi de anlat. Ondan sonra yatırımcı zaten o pandemi hikayesinde ne bulursa atlıyor. Orada da millete malları yüklediler. Oradan sonra aşağıya 40 liradan 11'e fiyat 4'te 1'e inmiş. Çok kısa sürede. Şimdi yatay alanda yukarı tarafta 15-16 direnç, 16 civarı. Orayı hani geçerde katlarsa bu sefer 21'lerde 20-21 aralığında bir sıkıntı yaşanabilir. Spekülatör kağıdı herhalde. Görünüşe bakarsam tavan gittiğine göre. Grup işi bilen herhalde. Tekrar böyle bir hareket yaratırlar mı? Hiç belli olmaz. Yani gider gidemez diyemem bu tip kağıtlarda. Bunların yani rotası belli olmaz. Eşref saatine bağlı millet. Geçelim. Evet, Trabzonspor. Evet. Yani gittiler Kopenhag'a 2-1 yenildiler falan filan. Yani çok iyi oynamışız da falan. Sinirleniyorum artık. Galatasaray'a da sinirleniyorum. Fenerbahçe'de şimdi Fenerbahçe'de göreceğiz. Avusturya Viyen. Kardeşim gideceksin orada 3-0'ı çakıp geleceksin ya. Doğru. O kadar. Ne uğraştırıyorsunuz bizi? 1-0 yok. Tur İstanbul'a kaldı da hopladı da zıpladı. Ne abi? Kimle karşılaşıyoruz ya? Liverpool karşımızda. Nedir yani? Kopenhag 2-1. Ya tur Trabzon'a kalmış da falan. Kalmasın abi. Kal, çek oraya. Yani kendi sahanda oynadığın futbolu deplasmanda niye oynayamıyorsun ya? Yani bu saha gene aynı şey. 90'a 110 veya neyse 80'e 110 metre bir alan. Kale 7 metre. Yüksekliği belli. 2.40 mı 2.41 mi neyse. Aynı yer ya. Oynanamıyor. Neyse yok tur buraya kalmış da o. Kalmasın abi. Hiçbir takımın turu buraya kalmasın. Başakşehir, Sivas Spor'a da falan başarılar ama burada da çanak tamamlandı. 4.5'tan kalktı. 6.87'ye kadar geldi bu. Burada dinlenir şimdi bu kağıt. Ha Şampiyonlar Ligi'ne geçer mi geçemez mi? Çıkar mı çıkamaz mı? Çıkamazsa ben başarısızlık olarak addederim. Kusura bakmasın. Bu turu geçeceksin Trabzon olarak. Kim ya? Barcelona'yla oynamıyorsun ki. Ne bu yani? Kopenhag işte kuzey takımı falan filan. Fizik. Başka bir numara yok. Sen de çalış fizik yap. Çok başarılıymışız falan filan. Ne başarılısı? Bakasetas'ın attığı şut birinin ayağına çarpıyor gol oluyor. O olmasa 2-0'la geleceğiz geriye. Çıkarabilirsen. Yok kardeşim yok. Artık bakın bazı örnekler var. Hala söylüyorum. Türk kadın voleybol milli takımı kardeşim. B takımı şampiyon oluyor. B takımı. A takımı kadar klas zaten B takımı da. A takımı başka yere gidiyor. Biz burada başka işlerle uğraşıyoruz. Milyon eurolar falan veriliyor. Kızlara o kadar milyon euro verilmiyor. Dünyanın ilk dördüne giriyor kızlar. Başarının olduğu yere bari başarı ödülleri verin. Evet, Trabzon başarılar dilerim. Diğer takımlara da ama kısa vadede burada biraz satış gelebilir, kar satış. Ha, turu geçerse para gelecek demektir. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç. O zaman 20-30 milyon minimum para geliyor. Galibiyet falan da olunca iyi oluyor. Kağıt o zaman 7'nin üzerinde gidebilir tabii ki. Beklentilerle. Geçelim. İndeks bilgisayar sistemleri hocam. Bir sonraki hissemiz. Yukarı trend. Ortalamaların üzerinde dipleri birleştiren bir çizgi var. Bu çizgi kırılmasın. Bu çizgi kırılmadığı sürece trend yukarıya. Tepeleri de birleştirirsen sanki bir kanal içindeyiz. Çıkış kanalı. Sarı renkli alanda bir çanak var. 9.40-9.50 direnç. Ortalamaların üzerinde burayı tekrar kırarsak yukarı yönde. Yeni bir çıkış dalgasıyla endekste de o zaman 10 liranın da üzerine gayet rahat gider.
Yani 7,5-9,5 verelini 11,5-12. Trend yukarıya, çıkış akımı devam ediyor. Ortalamaların altına gitmesin, son durak dipleri birleştiren trend çizgisi. O çok önemlidir. Kırılmamalı. Kırılırsa sıkıntı yaratır. Evet. Tutulabilir hala. Geçelim. Hadex. Bir sonraki hissemiz. Yatay alandan kurtulmuş. Uzun süre yatay alan. Niye? 1-2 liralardan uçuruyorlar kağıdı. Ondan sonra bir çakıyorlar. Bir sene, iki sene, 1,5 sene kağıtlar böyle yataya sardı. Çoğu kağıt böyle. Kartonu, martonu hepsi böyle. Şimdi toparlanıyorlar. 8'den 6,5 arası, 6,27 arası ufak bir çanak var. Kulp diyelim ona. Yatay alanın üstünde bir kulp oluşuyor. Bu katlarsa yukarı yönde 9'un üzerine 10'a doğru hareket oluşabilir. Büyük çanağı tamamlamak üzere. Ortalamaların üzerinde trend yukarıya tutulabilir. Geçelim. Hocam Erbosan, sıradaki hissemiz. Notlar az. Aşağıda inmiyor, yukarıda gitmiyor. Şimdi tabii demir çelik sektörü falan epey gittiler zamanında Ereğli ile Mereğli ile beraber. Burası da Kayseri. Yani ufak bir çanak mı desem, yatay alan içinde ortalamaların etrafında tutunmaya çalışıyor. Bunu da ne veriyorlar ne alıyorlar böyle kaldı yani. Demek ki mal toplanamadı daha. Toplandıktan sonra eğer bunu bir gazlarlarsa, tıpkı 155'e götürdüler 15-20 liralık kağıdı. Yine götürebilirler 150'ye, hiç belli olmaz. Ama şu anda belki de göründüğü kadarıyla gidemediği için, sıkıntı yarattığı için zannedersem toplama süreci içinde. Ortalamaların üstünde kaldığı sürece içinde kalınabilir. 124'ün üzeri hareketi başlatır. Ama kalıcı şekilde. Yani 124-50'yi görüp tekrar 123'e inmek iş değil. Yani 124, 124,5, 125 yukarı doğru tırmanacak ki o zaman alıcı gelir. Geçelim. Vestel. Evet. Evet. Bir başka mıymıntı da bu. 30 lirayla 22 arası uzun süren bir yatay alanda gidiyor geliyor gidiyor geliyor. En son şimdi sarı renkli çanağın içinde, ortalamaların üzerinde. Galiba bir grup var veya 2-3 kişi var herhalde bir arada. Senedi kontrol eden o. Patron desen yani bir şey demeyeyim. Yani kağıt buralarda böyle trade ediliyor. Alınıyor veriliyor, alınıyor veriliyor ama bir süre sonra yani direnç kırılırsa 31 filan 35-40'lara doğru yolcu olabilir. Şu anda ortalamaların üzerinde ve kalınabilir içinde. Vagonda kalmak lazım. Bakalım ortalamaların altına inmediği sürece sarı renkli çanağı tamamlama ihtimali hala sürüyor kardeşim. Yani 31'e kadar gitme ihtimali hala sürüyor. Ama önce direnç 29 civarında. Bugün de gitti geldi, gitti geldi. Dolaşıyor. Vakit geçiriyor. Bir yerde birileri fazla mal mı aldı, onu mu dökmeye çalışıyorlar, neyini. Böyle saçma sapan işler de oluyor bizim piyasamızda. Yani birisi fazla mal aldığı zaman oradaki kontrolör, kağıdı kontrol eden spek veya grup ondan hoşlanmıyor. Yani her kümese bir horoz lazım. 2-3 tane horoz olunca olmuyor. O zaman kağıt gitmiyor. Savaş oluyor yani horozlar arasında. Burada da bilmiyorum ne oluyor ama ortalamaların üzerinde kalmak lazım. Bakalım 31'e kadar gidecek mi diye bir şans verilebilir yatırımcılar açısından. Uzun vade bütün kağıtların gideceğine inandığım için burada da 40'lara doğru bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Geçelim. Hocam son 2 dakikamız Anadolu Hayat. Kendi halinde iyi bir çıkış 8,5'lardan 15'e. Şimdi 15 ile 12 arası yatayda. Ortalamaların üzerinde tekrar 15'e gidebilir mi? Gidebilir. Sigorta sektöründe biraz bir sıkıntı var. Yani zarar mı ettiler ne oldu bilmiyorum bu Covid. Biraz sıkıntı var. Şimdi toparlanıyorlar yavaş yavaş. Ak sigorta falan da toparlanıyor. Geçelim. Anadolu Sigorta hocam. Evet. Burası da 8'den bak 4,5'lara veya 4,69'a kadar indi. Dediğim gibi sigorta sektöründe bir sıkıntı vardı. Şimdi toparlanıyorlar. 7 ile 4,5 arası bir çanak tamamlanmış gibi. Ortalamaların üzerinde
7'nin üzerine tekrar bir hamle yaşanırsa 8'e doğru ana çanağı tamamlamaya gidebilir. Ben herkese iyi bir gün dilerim. Bol kazançlar dilerim. Haftaya görüşmek üzere. Sana da iyi tatiller. Evet. Takımlara hocam, da başarılı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi Ahmet hocamızdan harika analizler aldık. Umarım izleyiciler için faydalı olmuştur. Evet. Bir sonraki yayınımız malum Merkez Bankası özel yayını olacak. Ve Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasıyla beraber ki karar 2'de açıklanacak. Bizim yayınımız 1.30'da başlıyor. Ve dolayısıyla da %14 olan politika faizinde piyasalardaki genel beklenti herhangi bir şekilde faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyeceğini yönelik. Ama tabii ki toplantı karar metninde geçecek ifadeleri de yakından odaklanacağız. Fakat bundan önceki karar metniyle olan bağdaştırma yani karşılaştırma yaptığımız zaman da çok ciddi bir değişiklik olur mu? O konuda da ciddi anlamda muallak da var. Genel itibariyle piyasalar karar metni, iki karar metni arasında çok ciddi, çok keskin bir farklılık beklemiyor. Bakalım 1.30'da Merkez Bankası özel yayınıyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.